Herbert Diess, otomobil devi Volkswagen'in başkanı, bir açıklamasında sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz demişti. Örnek doğruydu. Değişime ayak uyduramayan Nokia, iPhone'un çıktığı 2007'de dünya telefon pazarının lideri iken sadece 5 yıl sonra yok olmuştu. Dolayısıyla Volkswagen aynı hatayı tekrarlamamalı. Elektrikli ve otonom dönüşüme ayak uydurmalıydı. Ancak aynı Herbert Diess, Apple'ın otomobil yapmayacağını, çalışmaların gösterge paneli için kokpit yazılımıyla sınırlı kalacağını söylemiş. Nokia konusunda haklı olan Diess, Apple konusunda bence hata yapıyor. Tesla, Ford ve Mercedes gibi markalardan çok sayıda üst seviye mühendis transfer edilen Apple, bir süre önce Volkswagen grubunun parlayan yıldızı. Porsche'nin şase geliştirme direktörü Dr. Anton Usselmann'ı bünyesine katmıştı. Üstelik otomobil çalışmalarında 125 tane patenti olan Apple'da bu patentlerin hiçbirisi kokpit yazılımları için değil. Ne için mi? Gelişmiş far teknolojileri, kapı menteşe sistemleri, sıvı soğutma teknolojileri, tüm camlar için güneşlik tasarım ve head-up ekranlar için. Üretim ortaklığı tarafında uzun süre Hyundai grubuyla görüşen Apple, genel kanaate göre bir sonraki büyük ürün grubu olarak otomobil geliştiriyor. Videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.